Gaziantep'te sosyal güvenlik haftası nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk brankla töreni düzenlendi. Sosyal güvenlik haftası olarak kutlanmaktadır. ...2009'dan beri 16 Mayıs'ı içine alan hafta her yıl Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Tabii bu haftanın amacı insanlara sosyal güvenlik bilincini anlatmak, bilgilendirmek ve en önemlisi de kayıt dışı ile alakalı mücadele etmek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun birinci amacı insanları sosyal güvenlik kapsamına almak, kayıt dışı ile mücadele etmek. Özellikle kayıt dışı ülkelerde gerçekten çok büyük problem. Bu sadece aslında çalışanların kayıt dışılığı anlamında değil, ekonomik anlamda da, vergi anlamında da kayıt altına alındığı zaman her şey düzen olur, huzur olur ülkede, barış olur. Dolayısıyla aynı zamanda da gelir dağılımında adalet olur. İnsanların huzurlu yaşayabilmesi için kurallara uyması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da kendine göre tabii çıkardığı kanunlar var. Bu kanunlara uyduğu zaman herkes rahat eder, uymadığı zaman zarar eder. Örneğin bir kişiyi sigortalı yaptığı zaman belli bir maliyeti var ama kayıt dışı yakalandığı zaman bu maliyetin 10 katı kayıt dışı çalıştırana zararı var. Sosyal güvenlik insanları sosyal risklere karşı kayıt altına alan bir sistemdir. Nedir bu riskler? Mesela iş kazası, mesela yaşlanma, hastalık gibi. Kayıtlı çalıştığı zaman bütün bu risklere karşı kendisini korumuş oluyor. Onun için bizim Sosyal Güvenlik Haftası kutlamalarımızın bir amacı da dediğim gibi insanları bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir.